Öncelikle hepinize merhabalar. Hepiniz Lezzet Testi kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videolarımızı izlediyseniz ve bu videolarımızı beğendiyseniz, videolarımızı izlemekten zevk alıyorsanız kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Videolarımızı beğenerek ve lezzet testi yapmış olduğumuz ürünler hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşarak bize destek olabilir ve gelecek videolarımıza yön verebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü lezzet testi ürünümüz Yupo Ekşi Metre Tutti Frutti aromalıymış arkadaşlar. Tutti Frutti, ülkenin ürünü. Bunun kolalısı vardı, çubuğu olanı vardı. Yalnız ben Ekşi Metre'de bunu merak ettim. Anladığım kadarıyla Tutti Frutti derken karışık meyveli demek istemiş. Yupo'nun çikolatası. Son kullanma tarihini arkadaşlar burada insanın gözüne sokacak şekilde basmışlar. Biz kesinlikle taze ürün üretir, taze ürün piyasaya sokarız dercesine. Burada son kullanma tarihi, üretim ve lisansları bulunuyor. Ürün ülkenin ürünü demiştik. Burada da besin öğeleri yer alıyor. Enerjisi yağı, doğmuş yağ oranı, şekeri, proteini, tuzu burada yer almakta. Karışık meyve aromalı yumuşak şekerleme diye de zaten yazıyor. Üzerindekiler şeker midir, tuz mudur bilmiyorum. Ekşi Metre'de normalde hatırlarsanız hani benim çocukluk zamanlarında böyle top top sakızlar vardı, yuvarlak yuvarlak ve insanın böyle çiğneyince ağzını ekşitiyordu, böyle suratını ekşitiyordu. Bu da öyle bir şey mi? Ona bakacağız şimdi sizinle birlikte. Hem de tat testini gerçekleştirmiş olacağız. Arkadaşlar ürünü açmak için şöyle etrafını çeviriyorum. Ürünün açılış yeri şurada. Open diye zaten yazıyor. Buradan bunu açacağız. Nasıl açacağız? Şuradan tırnak taksak. Şurada bir çıt çıt olması lazım normal şartlarda ama bunda çıt yok. Şöyle aşağı mı bas? Ha, buraya aşağı bastıracağız. Şöyle tırnağımızı takacağız. Aşağıya bastırdık. Bastıramadık. Tırnak yok. Aşağıya bastırdım. Tırnağımı taktım ve açtım. Şöyle ürün bu şekilde. Şöyle görebiliyorsunuz. Bir de bunun böyle makara gibi olanları var. Üst üste sarılı. Bu da herhalde onun içerisinden alıp kesilmiş şekilde. Şöyle görebiliyorsunuz kesilmiş şekilde. Çok yumuşak bir şeker dediğim gibi göründüğü gibi. Daha doğrusu şöyle uzuyor mu kopuyor mu? O uzuyor uzuyor uzuyor. Şuradan bir yerden kopacak zaten belli. Yani böyle güzel bir şeker şeklinde. Şöyle üzerinde ne varmış bir bakayım. Gelmedi ki. Güzel görünüyor arkadaşlar. Bir de şöyle bir ağzımıza atalım bakalım. Neymiş yani, şeker mi tuz mu? Hayır bismillah. Yeah. Arkadaşlar. Harbiden adının hakkını veriyor. Cidden ekşiye. Ama şekerle ekşi tuz arasında bir tadı var. Karışık meyve aromasını da hissediyorsunuz ama ağzınızda o ekşiliği bırakıyor. Böyle nasıl ağzını sulanıyor biliyor musunuz? Hani böyle erik olurdu önünüze bir tabak. Yemezsiniz böyle, o kadar ekşidir ki. Yeseniz nasıl olacağınızı biliyorsunuz. Yemeseniz ağzınız sulanıyor. Aynı o şekilde bir insanın ağzında his bırakıyor. Yani ağzım sulandı ve ya böyle değişik bir tat oldu. Bir tane daha atacağım ağzıma. Bunu benim çocuğumla ne yeriz? Ha, kızım var. 2 yaşında bir kızım vardı arkadaşlar biliyorsunuz. Kızımla birlikte bunu biz yeriz herhalde. Onun yüz ifadesini merak ediyorum ama bunu ona verdiğimde yüz ifadesini görmek için sırf videosunu çekeceğim, atacağım buraya. Normalde biliyorsunuz YouTube artık çocuk videolarını kısıtlama getirdi. Ama olsun, ben yine o videoyu çekeceğim inşallah. Ağzını kapatıyorum, daha yemeyeceğim. Arkadaşlar, ürün iyi. Etrafınızda bir çocuk varsa, bir de konuşabilirsem. Etrafınızda bir çocuk varsa bunu bayılarak yiyebileceği bir ürün kesinlikle. Biz çocukluk zamanımızda çok yiyorduk buna benzer ürünler. Hatta arkadaşlarımızla şaka yaptık, sana sakız verelim mi falan diye, böyle renkli renkli top top sakızlar vardı bunun, ekşi. Bilmeyenleri kandırıyorduk böyle, yüz suratlarını ekşit konuşamadım. Ekşittiklerini görüyorduk.
Aynı şekilde arkadaşlar buyurun. Yani şu an çocukluk zamanımdan yola çıkarak not vermek istiyorum. Ürün lezzetli. Çocukluk zamanıma, çocukluk anılarıma bana yaşattı ve bu ürüne 10 puan veriyorum arkadaşlar. 10 puanı hak ediyor. Ve dediğim gibi kızıma da bundan yedireceğim. Şu an uyuyor. Keşke uyumasaydı, hemen onu buraya getirseydim. Yedirseydim, yüz ifadesini görseydiniz. Şu an uyuyor, uyuduğu için getiremiyorum. Ama dediğim gibi bunu ona tattırdığımda muhakkak videosunu çekeceğim, sizinle paylaşacağım. Ürün çok lezzetli mi? Yani bilmiyorum, büyükler için pek uygun olmayabilir ama çocukluk hayallerimle bu puanı verdim ve ürünün gerçekten lezzetli olduğunu size söyleyebilirim. Sağlık açısından, yani çocuk sağlığı açısından abur cuburların çok iyi olmadığı zaten söyleniyor ki, ben elimden geldiği kadarıyla çocuğuma abur cubur yedirmeye çalışıyorum. Mevzu çocuktan açılmışken de çocuklarınıza yedireceğiniz ürünlerin muhakkak tadına ilk siz bakın ki ürün bozulmuş olabilir, hava almış olabilir, ekşimiş olabilir. Bundan dolayı çocuğunuz bilmeden o ürünü yedikten sonra rahatsızlanabilir, bir sağlık problemi yaşayabilirsiniz. Bunu yaşamamanız için dediğim gibi ilk önce ürünün tadına, siz aldığınız ürünlerin tadına ilk önce siz kendiniz bakın. Benim şu an diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu ürün hakkında sizin de bir yorumunuz varsa bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Esenle kalın. Videolarımızı dediğim gibi izlemekten zevk alıyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilir ve düşündüğünüz yorumları videolarımızın altına yazabilirsiniz. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın.